Bir Köy Kahvesi'nden yine herkese merhaba. Ben Altan İl Tarım Orman Müdürü Ziraat Mühendislerinden İbrahim Yavuz. Köy Kahvesi'ne hoş geldiniz efendim. Bugün Köy Kahvesi'nde bir portakal bahçesinde değiliz. Elimde şu an bir portakal ve bir portakal suyu var. Genelde portakal deyince aklımıza ya meyvesini yiyoruz ya da böyle suyunu içiyoruz. Ama bugün bu mübarek meyvenin coğrafi işaretli Finike portakalımızın tam 101 çeşit yemeği yapıldı kıymetli izleyicilerimiz. 101 çeşit yemek bu marifetli ellerden Halil şefimizin ellerinden çıktı. Halil Usta, Halil şefim nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köy deyince ben hemen heyecanlanıyorum. Köy kahvesi köy böyle de. Benim için bir şey yani. Unutulmaz bir şey köy değil, köy hayatı. Özlediğimiz de bir şey. Evet. Önce bir sizi tanıyalım. Halil Gökmenoğlu şef, evet. Kimdir? Usta şef. Bu 101 çeşit yemek, portakal fikri nereden çıktı? Bunları konuşacağız. Bir sizi tanıyalım. Tamam. Sonra bu coğrafi işaretli Finike portakalımızın tamam. 101 çeşit yemeğe bürünme hikayesini sizlerle konuşacağız. Sizi tanıyalım. Evet. İsim Halil Gökmenoğlu. 41 yıldır bu işi yapıyorum, mesleği yapıyorum. 41 kere maşallah. Evet. Bolu Mengen doğumluyuz. Ama bunu ekip çalışması olarak güzel bir çalışma yaptık burada. 101'de Cumhuriyetimizin 100. yılına koşar adım gittiğimiz dönemdi şu anda, Ekim'e kadar. Hı. Onun için de böyle bir Finike portakalı ile ilgili bir çalışma yaptık. Hı hı. Çok da güzel işler çıktı. Yani tatlısından, tuzlusundan, balığından, tavuğundan. Yani tabii, çok çeşitler çıktı yani burada. Program öncesinde sizinle birçok konuşmuştuk. Böyle çekimlerini falan da yaptık yemeklerimizin. Bakıyorum Türk somonu var. Böyle şu an 101'i de burada şu an konulmadı belki ama ana imza yemekler diyebileceğimiz böyle lezzetli yemekler var. Onlar konuldu. Ya bu fikir nasıl ortaya çıktı? Onu bir şey yapacak olursak. Şimdi köy deyince aslında heyecanlanıyorum, seviyorum dediniz. Evet. Aslında bu tüm ürünlerin kaynağı da köyden geliyor. Evet. Böyle tarımdan geliyor, topraktan, çiftçimizin marifetli ellerinden üretmiş olduğu bu kıymetli ürünler sizin ellerinizi sanata, lezzete dönüşüyor. Nasıl çıktı efendim bu fikir? Bu fikir Tarım Köy İşleri Antalya merkezden bir il müdürlüğümüzden bir talep oluştu. Biz de tabii seve seve biz misyonumuz ülkemiz için zaten şefliğimizi kullanarak ekibin bilgi ve birikimiyle bu ürünler çıkarttı. Aslında bu ürünlerin %90'ı imza ürünü. Yani tamamen yeni ürün hepsi. Hı hı. Geleneksel, uluslararası ürünler var ama %90'ı imza ürünler hepsi. Yeni ürün, inovasyon ürün. Yani portakaldan inovasyon yaparak yeni bir ürün çıkarttık burada aslında. Aynen öyle. Yani böyle işler çıktı. Ve başarılı da tadımlar da bayağı iyi geçti. Misafirlere tattırdık bunları. Hı hı. Büfelerimizde bu büfeyi yapmadan önce de verdik. Olumlu sonuçlar da aldık. Tam not aldınız. Tabii ki. Hem tüketicilerden, misafirlerden hem de siz ve diğer şefler de beraber tattıklarında damak tadına uygun tam notu aldı. Şöyle bir bakalım yemekleri tabii. Neler var neler yok. Şuradan başlayalım. Evet. Somon bu da Türk somonu değil mi efendim? Ya somon bizim ülkemizde Karadeniz somonu. Karadeniz'de yapılıyor. Tam uluslararası bir şey ama burada gördüğünüz gibi hem portakal sunumları var hem de portakalla pişirilen bir ürün. Burada alabalık var. Yani burada içinde mesela alabalık bizim yine kara sularımızda üreticimiz, çiftçimiz biliyorsunuz su ürünleri yapan çiftçilerimiz çok var. Alabalıktan yaptık yine. Pirinçli portakal dolması. Böyle birçok ürünümüz var. Şöyle bakalım. Evet. Buraya geldik. Deniz ürünleri var. Deniz ürünleri var birçok burada. Mesela burada İtalyan bir ürün var. Karpoçayı portakallı yaptık. Yani Antalya tabii turizm yaptığı için de uluslararası yemekler de var. Tabii. Ama biz kendi ülkemizin ürünleriyle neler yapabileceğimize baktık. Burada coğrafi işaretli yemekler değil, coğrafi işaretli portakaldan yeni yemekler yaptık burada. Asıl hedef oydu yani. Aynen öyle. Yani evet. Sashimi dediğimiz ürün var burada. Tarımı sanata dönüştürmek. Aynen öyle. Yani bir lezzetle aynen katarak öyle. Böyle. Yani bilindiğin dışına çıkmamız gerekiyor. Şurada hindi var galiba. Hindi var portakal dekorlu. Portakal sosu bunu tadı, aroması o şekilde verilmiş şekilde. Bu farklı bir şekilde de verilebilir. Dekorasyonlar burada. Dekorun hepsi kurutulmuş şey hamurlar, şeker hamurlarından da yapılmış. Tabii. Şekilde. Şeker hamurundan olan pastalar var. Yine portakalla yapılmış. Kalamar var. Şöyle tatlara geliyorum. Evet. Kıymetli izleyeceğimiz. Tatlarımızda burada güllaç var. Güllaç normalde yani sütle sütten ama yapılır bu. Bu da portakal suyuyla yapalım dedik. Gayet de başarılı oldu. Hı-hı. Yine aynı diğer ürünleri standartı bozmadılar ama bir tek süt yerine portakal suyu kullandık. Gayet de lezzetli oldu. Farklı bir tat oldu. Şuraya bakıyorum. Anakotalar var. Burada farklı bir burada, tatlı var yine. Evet, ustalarımız yine kendine özgü portakalı yapmışlar. Çok güzel. Panakottalar var. Şurada baktığımızda baklavamız var. Burada tamam. Görsel. Portakalı kullandık değil mi? Portakalın tozunu kullandık burada. Yani portakalı kurutarak kabuğunu fermente yaparak burada bu rengi o şekilde oluşturuyoruz. Ya onu portakalın kabuğunu da değerlendirmiş oluyoruz. Tabii portakalın kabuğunu da değerlendirmiş oluyoruz. Aslında portakalın kabuğu her şey oluyor biliyorsunuz. Reçelden çikolata. Biraz önce sonra göstereceğim. Mesela şurada var. Bak burada gördüğünüz gibi çikolata olanlar var.
Biraz sonraki yerleri göstereceğim size. Peki şunu sormak istiyorum şefim. 101 çeşit bu yemeği yaparken kaç kilogram portakal kullandınız? Yani biz bu yemekleri için 300-400 kilo portakal kullandık ama otel kullanımı 3 tonu buluyor. Yani günlük tüketimci portakal suyu verdiğimiz yani için 3 ton kullanıyor. Yani taze portakal kullanılabiliyor. Şöyle bakıyorum yine tatlarımız, yine çöreklerimiz, simitlerimiz de ya burası portakallar. Çok çeşit var aslında. Sığdıramadık. Pide var burada. Pidesi var. Simidi var. Burada mesela bir yöremizin ekmeğinin üzerine portakal yapmışız. Yani burada yörel ürünlerin üzerlerinde portakalla deneyerek yaptık. Bunlara güzel lezzet verdi, tat verdi. Hı hı. Yani farklılık yaratıyor aslında. Belki ya bu çok uygun diyen olabilir, değil diyen olabilir ama farklı açısından da güzel. Çünkü Antalya'ya gelen oteller, misafirler farklılık istiyor. Ya farklı olabilirsen güzelsin. Hı hı. Her gün aynı şeyi verdiğin zaman çok güzel değilsin, iyi değilsin yani. Farklılığın bence en büyük örneklerinden biri de şöyle baktığımda evet. Finike'den Adana'ya yaklaşık bir evet. 600-700 kilometre vardır ama şu anda arasında evet. 1 santim var kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Bunun içinde burada, portakal mı var? Burada Finike'nin portakalıyla Adana'nın kebabını birleşir. Yani ortaya nasıl bir şey böyle çıktı? Bir tat lezzet çıktı. Lezzet çıktı. Uçlarda yani acı ve tatlı bir lezzet var. Güzel, aroması da güzel. Kebaplarını da yaptık aynı zamanda. Finike'nin köftesi de var burada. Mesela şiş köfte. Şiş şeyde. Köfte. Bunun için burada da böyle. Bunların hepsi içlerinde var böyle. Küçük portakal parçaları. Kuyruk yağı yerine portakalı kullanmış evet. olmuş. Kuyruk yağı da var ama portakal küçük taneleri var içlerinde böyle. O lezzeti var. Yani görsel anlamda çok güzel. Biraz evet. önce küçük bu da tavuk tatlık lezzeti. Böyle güzel. Tabii. Şöyle genel ustam, şefim baktığımızda. Evet, burada gördüğünüz çok çeşit var. İşte füzolamız var. Burada. Yine somon balığımız var. Somon var. Karades. Karadeniz somon balığı çok uyuyor mesela portakala. Hı hı. Burada Finike tarhanamız var. Yani öğüneceğimiz bir portakallı Finike tarhanamız bizim mesela. Yani Finike tarhanası meşhur. Meşhur. İçine bir de portakal olan portakallı. Portakal da ilave ettik. Gayet aromatik oldu. Belki de yapmışlardı Finike'de kooperatifler ama biz otelde ilk defa denedik. Bu da başarılı bir ürün oldu açıkçası. Bunu da evet. beğendik. Şöyle bakıyoruz yine deniz mahsulleri. Burada yine uluslararası suşiler var. Portakallı suşiler, avokado suşiler. Burada ıstakozumuz var yine portakal ve havyarları var içinde. Hı hı. Hepsi görsel anlamda inanılmaz bir bize bir renk ya. Sunuyor, renk cümbüş sunuyor, evet. lezzet cümbüş sunuyor. Tabii nihai kararı yine birçok misafiri denedi ama evet. son nokta yine misafirler bakacak lezzetleriyle 10 üzerinden ben 10 puan vereceğini düşünüyorum Halil Şef'in. Doğru, tadı önemli. Evet. Şöyle yine başladığımız yere dönmüş olduk. Gördüğünüz gibi burada dekolar var. Bunların hepsi mesela cips var burada. Gördüğünüz gibi. Bu da portakalın yine kabuğundan kurutulmuş da cips. Mesela bu çerez olarak verilebiliyor. Çok da güzel. Bak şurada biraz önce söylemiştim. Portakal kabuğundan. Bakın gördüğünüz gibi çikolatalı portakallar bunlar. Bunlar çok hoş. Kabuktan yine. Çok lezzetli duruyor. Çok mükemmel. Tadabilirsiniz de yani. Şurada mesela. Bu nedir? Bu da yine portakallı kabuğundan. Mükemmel bir tat mesela bunlar. Çok güzel. Evet. Çok harika bir tatlar bunlar. Hem C vitamini alıyorsun hem de evet yani burada çikolataya doğru lezzetli oluyor. Ürünler şu anda. Şuna bak. Güzelliği olsa mı? Yani şöyle şuna kıymetli diyeceğimiz portakaldan yine lezzete dönmüş oluyor. Evet. Burada yine olsana bunlar hızlı bir şekilde. Başladığımız yere tam evet. tura dönmüş olduk. Evet. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz Antalya hem tarımın hem turizmin başkenti. Bugün burada tarım ve turizmi aslında harmanlamış olduk. Coğrafi işaretlerimiz, işaretli ürünümüz Finike portakalımızı Halil şefimizin kıymetli ellerinde bir sanata dönüştü. Bunu yaparak da biz çiftçilerimizin üretmiş olduğu bu kıymetli ürünleri sizlere en iyi şekilde sunmaya çalıştı. Bizim baş tacımız, çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünlerimizi en güzel şekilde ustamız sanata dönüştürdüğü için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz şefimize. Şefim, son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Aslında ben senden şunu istiyorum. Bu portakalı üretmiş çiftçilerimize bir cümle istiyorum sizden, bir mesaj istiyorum. Ve misafirlere, yerli ve yabancı turistlere de bir cümle istiyorum. Şu an herkes sizi izliyorsa şu kameraya doğru bakıp cümle kurar mısınız efendim, evet. söyler misiniz? Ben şöyle diyeyim, üreticimiz, çiftçimiz üretsin, hiç çekinmesin. Mücadele devam, ülkemizdeki ne kadar çok üretim varsa biz şefler olarak misyonumuzu, ürünleri kullanabiliriz. Her türlü o ürünlerden yeni yemekler yapabiliriz. Buna sahibiz. Antalya bu konuda potansiyeli güçlü. Çok değerli şef arkadaşlarımız var. Çok değerli otel sahiplerimiz var. Bunlar bu inovasyon yapılan işleri çok istiyorlar. Onun için de çiftçimiz üretsin yeter ki. Biz bunu diyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Yerli ve yabancı turistlere. Yerli ve yabancı turistlere de
farklı tatları tatmaya baksınlar. Yani hep aynı tatları değil, farklı tatları tatsınlar ki tatillerini buna göre renklendirsinler. Bu da iyi bir tatil geçirmesini sağlar. Bu vesileyle de ben kendi ekibime bir teşekkür edeyim. Onlar da bu işte biliyorsunuz. Büyük bir ekip, büyük bir ekip. Halil Şefim'le evet. Konuşuyoruz kıymetli izleyicilerimiz ama arkada çok büyük bir kadro var, tabii. Çok büyük bir ekip var. Hepsine evet. Çok teşekkür ediyoruz böyle. Bu ekip gelin bakalım. Ekibi böyle. De hep beraber alalım böyle. Sizleri de alalım böyle. Hep beraber bir el sallayalım. Dekorasyoncu burada. Evet. Dekorasyoncu arkadaşımız şunların hepsine kendisi emekleriyle böyle sanata dönüştürdü. Tüm herkesi alalım içeriye kameramızın önüne. Hep beraber bir kapanış yapalım. Evet kıymetli izleyicilerimiz Antalya'mızın coğrafi işaret ürünü Finike Portakalı'ndan 101 çeşit yemek üretildi. Halil Şef'im ve ekibiyle birlikte kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Onlara kıymetli alkışlarımızı gönderiyoruz. Evet. Çok sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki köy kahvesinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Biz bu arada şunu da hemen sürprizini vermek istiyorum. Bu 101 çeşit yemeğin hepsinin tarifini en kısa zamanda evet. Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün sayfasında paylaşacağız. Bu 101 çeşit yemeğe de ulaşabilirsiniz. Şimdilik portakalı yiyeceğiz. Portakalın suyunu içeceğiz. Yemeğini yiyeceğiz. Ve Halil Ustam'la, Halil Şef'imle beraber yemekleri tadacağız. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.